yine sen varsın abi. Bir şey soracağım. Şu an 25 Şubat. Şu an 26 oldu 6 dakika içinde. Ablam doğuruyor. Büyük ihtimalle. Şu an Aslı selam var. Ne oldu Aslı'ya? Her zaman olmuşsun kamerayı elinde. Ne oldu? Hayır, biz kardeşimle oturmuş sohbet muhabbet ederken ablam aradı. Dedi ki senin doğururken sağcılara kaç olmuştu falan garip ahiret soruları. Doğruyor musun doğurmuyor musun bana söyle dedim. Doğruyorum diyemem ama doğurmuyorum da diyemem dedi. Hastaneye gelme dedi. Tabii ki de gidiyorum. Şimdi bakalım ablama doğururken vlog şoku. Gideyim bir bakayım neler yapıyormuş ebenine. Bu sefer de onun doğumuna ben gireceğim gibi duruyor. Çok heyecanlıyım. Bakalım havlu çekeceğim. Ben Aymir'i burada doğurmuştum. Şu Altunzade Acaba Annem Hastanesi'ndeyiz. Heyecanlıyım, gidiyorum oraya doğru. Bir şey söyleyeceğim, doğurmadan 9 doğurmak ve kameramı görünce şok olmaları kıyamam. Minnoşum da burada. Geliyor mu Asya? Asya ben gitmeden bir teyzesini görüp biraz teyzesiyle vakit geçirmek istedi bence. Saat 3 doğuramadı daha henüz. Onu odaya aldılar, doktoru geldi, kontrol etti. Birazcık daha varmış, yarın öğle ne kadar bekleyecekler eğer gece herhangi bir şey olmazsa. Bakalım ben şimdi eve geldim, çok fenayım. Yarın orada görüşürüz. Ben geldim. Günaydın. Çünkü gerçekten günaydın. Şu an saat yok ya o kadar da günaydın değilmiş. 11.45'miş. Sabahtan beri yollardayım. Şimdi karşıya geçiyorum. Vlog gününden. Ve inanmazsanız yine bir maçlı vlog gününden. Ne bu League TV falan mı artık? Bip! Buraya reklam mı girmiş oluyorum? Dediğim için bilmiyorum. İnşallah değilim yemem. Şimdi dışarıya çıktım. Zorlu'ya geçiyorum. Mam kızlarla buluşacağım. Mam kızlar kimdir? Gamsa Beyaz, Rabi Ulutaş, Çerçer olmak üzere. Çok sevdiğim iki arkadaşımla buluşacağım. Onları da çekeceğim zaten. Onları da taciz edeceğim. Hiç merak etmeyin. Birçoğunuz bence zaten onları görüyorsunuz. Şuraya koyayım. İnşallah düşmez. Birçoğunuzun onu yani beni takip eden insanların onlardan da haberi olduğunu hatta beni takip etmeyenlerin onları tanıdığını düşünüyorum ve varsayıyorum. Çünkü niye? Çünkü inanılmaz güzel bir oluşumları var. Çok güzel bir aslında iki hem kız kardeş hem arkadaş. Aslında arkadaş hem kız kardeş olan. Ne anlattın be kızım? Onların internet sayfaları var. Instagram sayfaları var. Başta bu iki arkadaş, üniversiteden bir arkadaşlar. Aynı zamanda işte çocukları da aynı yaş aralığında. Böyle 1-2 ay, 3-5 ay falan var aralarında. Böyle kendi anne durumlarını sürekli paylaşıyorlar derken bu sayfa alıyor başını gidiyor. Zaten onları Kafi'den de tanıyanlar var. Kafi Mum da çok evvel ezeldir olan, çok güzel ürünleri olan bir marka. Beni herhalde parayla tuttular onları anlatayım diye. Oturdum onları anlatıyorum. Neyse işte onların sonra şu an bir uygulamaları falan var. Bir sürü markalarla anlaştılar böyle. Çok güzel bir oluşum daha. Bir şey daha oluşturdular. Derken işte biz hatta bizim Rompers'la birlikte reklamlar. Rompers'la birlikte onlarla bir işbirliği yaptık. Böyle güzel bebek tulumları yaptık beraber. Derken anlayacağınız şimdi kızlarla buluşmaya gidiyorum. Böyle bir sohbet muhabbet günü olacak. Aslında onlarla da bir video çekme arzum var. Bugün şimdi gittiğimde onları bir yakalayayım, bir kapayım. Onlarla da güzel bir şeyler yapalım. Bu video yayınlandıktan sonra büyük ihtimalle onu çekmiş oluruz ya da çekeceğizdir. Yani ben kesin bu arada... Allah! Kameram gidiyor. Bu arada farkındaysanız ben şeyim yani hani kesin ikna ettim onları modundayım. Onlarla güzel bir video, güzel bir şeyler çekeriz annelere göre yani. Bu tamamen anne çocuk videosu olur. Bayık bayık siz böyle hani gençlerin ya da böyle çocuksuz olanların asla ilgisini çekmeyecek. Buram buram anne kokan bir video. Onlarla yaparız. Şimdi gidiyorum. Sonra ne olacak? Bilin bakalım ben nereye gidiyorum? Maça gidiyorum. Ama bu sefer biraz daha böyle kurumuş boğazım bekliyorlar. Biraz böyle karmaşa dolu bir maç olacak benim için. Hissiyat bombardımanı. Çünkü bugün Beşiktaş Kayseri Spor maçı var. Akşam ona gideceğim. Yabancı sayılmam bence yani. Azıcık sevinirsem de tölere ederler. Galatasaray maçındaki gibi hiç tanımadıkları bir meczup gelip başlarına bela olmayacak. En azından az çok biliyorlar, tanıyorlar beni orada. Şimdi gideceğim işte. Zorlu'dan sonra bir eve uğrayacağım, uğrayabilirsem. Sonrasında maça gideceğim. Bugünün tamamını baştan aşağı upuzun vloglayacağım. O yüzden dolu dolu bir vlog olacak. Şu an Kuzguncuk'tayım. Aşığım. Aşığım yani sen. Tekiler şehir, sen şehirsin İstanbul. Boşuna dememişler. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hava açtı gibi. Yani ben deliriyorum, bilmiyorum. Allah ayırmasın beni bu şehirden. Görüyorsunuz. Tanıştıracağıma bahsetmiştim. Gamsa Hanım. Merhaba. Arkada kaldım bile şu an. Şu an utandım.
Bütün gün onları övüp tanıştıracağımı söyleyip ve unuttum. Yani o kadar güzel sohbet ediyorduk ki onları o sırada çekemedim. Bu böyle olmadı adam akıllı. Ben şimdi sizden... Birlikte sofra kuralım. Evet, birlikte sofra kuralım. Çünkü bir de ben dedim ki, sizin adınıza söz verdim. Kızlarla birlikte bir anne çocuk videosu. Baştan aşağı çocuklar normal bir sohbet olabilir, bir şey olabilir. Yapalım. Çocuklarla ilgili bir şey yapacağım dedim. Gamsa'nın oğlu 2,5 yaşında, benim oğlum. Bizimki aynı. 3,5 ikimizinki. Böyle bir şeyin sözünü verdim. Okey misiniz arkadaşlar? Ben sizin adınıza okeylemiştim zaten. Okeyiz. Tamam. Orada devam ederiz. Onlara daha fazla gelmek istemiyorum. Çünkü Ömer abiye birazdan kusacak. Nefret tamam, edecek. Tamam, baştan çekelim. Geliyoruz. Tamam, çekiyorum. Ben buradan gireceğim. Tabii gidiyorum. Basın girişinden. Şimdi yukarıya da çıkıyoruz. Ben tabii ki abarttım ve dünyanın en erken saatinde geldim. Hadi bakalım. Daha yani Mustafa'lar bile gelmedi, öyle söyleyeyim. Nur'u bekliyorum, Nur da gelsin de bari en azından. Sıra 7, 1, 2, 3. Evet, sıra 7, 57. Biraz soğuk, bu ne? 57, şurada. Ha, tamam, burası benim. Şimdi ben herkesten önce geldiğim için birazcık giriş yapayım dedim. Sabah Rabişlerle buluştuk, ondan sonra atladım geldim. Geç kalırım diye varsayarak, çünkü genelde çok çok daha erken gelip arabayı bırakıp böyle çıkıp devam ediyorum. Ama bu sefer birazcık Erdiş abinin gazına gelip çıktım geldim ve evden çıktığımda 36 dakika falan gösteriyordu caddeden Beşiktaş tarafına. Daha yolu bile kapatmamışlardı, öyle düşünün. Atladım geldim. İçeriye girdim. Nur'u bekliyorum. Nur da herhalde bir 5-6 dakikaya burada olur. Onu da çekeceğim. İyi olan kazansın. İki takımlık kalbimizde diyelim. Özlemişim, bayağı olduğumuz zaman oldu gelmeyelim. Galiba olmak çok keyifli. Bekliyoruz. Şurada da diğer arkadaşlarım olacak. Ben birazcık tribüncülük yapıp aşağıda olmayı tercih ettim. Burca'da olmak yerine, ama baktım üşüyorum, çıkarım yukarıya. Nur'a da öyle dedim. Üşürsek çıkarız yukarıya dedim. Şimdi aşağıdayım. Arkadaşlarımı yine buldum. Bütün Kayseri ekibi burada. Bizi 5 dakika içinde anlayacaklar. Ne olduğumuzu dövecekler. Zaten Uğur'un kardeşi Yağmur Demirok. Deli Bum'un karısı Kübo. Ve ben. Ben Deniz. Nur'u aşağıda bıraktım. Durun, şöyle yapacağım. Bu sohbette Beşiktaşlara yer yoktu. O yüzden biz birkaç tane Kayserili olarak konuştuk. Şu an bir maç. Bakalım. Hayırlısı inşallah. Aşağıda görüşürüz. Ortalık ayağa kalktı arkadaşlar. Maç bitti arkadaşlar. Cengom, bravo sana aslanım. Aşkım benim geliyor koçum. Şimdi bugün şu an Alice'e gidiyorum. Birkaç zamandır böyle deli gibi biletini aradığım bir gösteriydi kendisi. Fakat bulamamıştım. Aslı aradı. Kongel. Canım arkadaşım bilet bulmuş bana. Hemen hazırlandım. Böyle bildiğin 10 dakika içerisinde falan evden çıktık. Orada öncesinde beraber bir yemek yiyeceğiz. Aşkımın şunun güzelliğine bakın. Bebeğim. Aşkım ne kadar güzel bir surat bu. Keyfin yerinde gibi duruyor. Hadi iyi geceler sana. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Nereye gidiyorum? Tabii ki kar oynamaya gidiyorum. Birkaç gündür bu karı beklediğim için Kayseri'ye gidemedim. Uçağım iptal oldu. Öyle böyle. Bugün artık hani yazıklar olsun. Çok güzel. Yazıklar olsun. Boşu boşuna gitmedim derken öyle bir kar bastırdı ki size anlatamam. Şimdi Aslılar geliyor beni almaya. Beraber çıkacağız. Birazcık yürüyeceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz falan karda dedik. Şöyle göstereyim. Hava tam benlik. Şu an durmuş birazcık kar yağmaya, ama gençler gelsin. Onlarla birlikte bir action, kar action'ı yapmayı planlıyoruz. Gruba diğerleri de katılabilir. Şimdi hepimiz burada çok yakın oturuyoruz. Aslıhanlar, ondan sonra Cima, Nihanlar, işte Benanlar falan, hepimiz neredeyse aynı sokakta oturuyoruz böyle. Birimiz sokağın başında, birimiz öbür sokakta, birimiz birazcık daha ileride. Hepimiz yürüme mesafesindeyiz. Aynı zamanda ablamlar, annemler de Erenköy'deler. Onlar da kendi aralarında çok yakınlar. Aslında ben de oraya çok yakınım, ama arabayla ancak gidebiliriz.
Ben gariban anneleri de çıkaracaktım. Çocuk bütün gün kar bekledi. Artık ümidi kesip onu dışa soktum. Yatmadan önce bir bakayım ki deli gibi kar yağıyor. Benim gibi kar görünce delirenlerden misiniz? İstanbul olduğum için mi acaba? Kayseri'de yaşayan insanlar mesela kar gördüğünde öf diyor, yine mi öyle böyle falan. Ama ben bir tanecik kar düşsün deliriyorum. Bu arada dişlerime tel taktırdım. Çok böyle konuşunca fark edilmiyor ama böyle yaptığımda fark ettim. Çok uzun zamandır planladığımız bir tel tedavisi vardı. Yani çünkü çenem gittikçe küçülüyordu falan. Onu sonunda başlatabildim. Daha fazla ertelemeden. Ay, kameranın oyunu peki. Onu daha çok ertelemeden başlattım. Böyle bir 6 ay kadar falan sürecek. Bir dakika şimdi, bir dakika. Ama bu sefer plakanızı kapatmam. Söyleyeyim. Satılık kapat. Plaka satarız. Plakanızı kapatmam plaka bu güzel. Sefer. Nasıl cayır cayır geldiler? Böyle selektör reis. Arkaya döneceksin, caddeye döneceksin. Cadde? O kadar kalabalık mı? Geldi deli. Mesela neden? Kendisini tanıtır mı? Zaten kendini tanıtır diye bekliyorum. Şimdi ben hiçbir şey yapmayacağım, geliyor. Niye çıkarmıyorsun maskeni? Çıkartamıyorum. Fatih'e tanıştırayım size. İyi Paşa'm. Grubumuzun as başkanı Semih'in. Erkek kardeş olmak üzere. Caddenin kalabalıklığı bakar mısınız? Şu an saat kaç? 12 falan. En az benim kadar karı seviyorlar anladığım kadarıyla. Canım 5 dakikası 50 TL. İnsan karısına yapar mı be? Olmuyor galiba. Pili bitti. Kaç, olmuyor galiba, istersen in. Ben biraz endişeleniyorum Aslı adına. Ne hissediyorsun? Denize düşebilir. Teşekkürler. Ay oraya. Şimdi ben şunu bir alayım da bir görün gününüzü. Link ver, link ver. Arkadaşlar, sağ salim beni evime bırakıyorsunuz. Teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Seneye bir dahaki kar yağışında görüşürüz. Evet, seneye görüşürüz arkadaşlar. O kadar heyecanlıyım, o kadar heyecanlıyım ki şu anda. Daha demek bayağı anlattım, çektim bir şeyler falan, böyle asansörde arabada bindim. Ağır çekim çekmişim. Zaten çok üzgünüm. Onları araya böyle bir şey olarak koyduracağım Ali'ye. Böyle pıt 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 görsel olarak. Çünkü Almir'le geçen gün karda evden çıktık, yürüdük, trene bindik. O tren şeyine bastı, içeriye girdik, bindik, trende çektim, konuştu çocuk, anlattı şöyle böyle falan. Hepsini ama hepsini ağır çekim çekmişim. Ben bunu Erciyes'te de yaptım. Ama artık ders oldu, çektikten sonra girip kontrol ediyorum yukarıda ağır yazıyor mu yazmıyor mu diye. Hatalarımdan ders çıkarmayı bilen bir yapım var falan diyormuş. Şimdi ablam doğuruyor. Bu sefer gerçekten doğuruyor. Şimdi bu videonun en başında onu koyacağım. Öyle bir başlangıç yapacağım. 26 Şubat'tı bak. 26 Şubat'ta başladı doğuruyorum diye. Ama o zaman erkendi zaten. 36. haftasındaydı. Bizim Asya kız birazcık heyecanlı davrandı. Hafif geliyormuş gibi davrandı. Ondan sonra cuma gelemedi. Ben de böyle daha dün ablama, ya abla cumartesi günü gidiyorum ve hala doğurmadın. Ne olursun ben gitmeden doğur falan diyordum. Bugün saat 8.34'te yazmış ki benim galiba sancım var, biz hastaneye gidiyoruz. Biz de hazırlandık, çıkıyoruz. Saat şu an 9.38. 9.21'de eniştem aradı. Acaba işaretler matematik. 9.21'de eniştem aradı. Doğurdu dedi. Yani bir bekleyeydin abla.
Hepimizi kalktık geliyorduk o kadar yani, bir doğumhane kapısında bekleseydik ben. Neyse velhasıl elhamdülillah, Allah'ımıza şükürler olsun, beni prensesim geldi. Şimdi hep birlikte hastaneye gidiyoruz. Hep birlikte derken burası boş ama bir düzine olduğumuz için biliyorsunuz ki. Beraber gidiyoruz ablamın yanına. Orada da çekeceğim zaten. Aşırı heyecanlıyım, aşırı mutluyum. Aşırı bir gün. Allah'ım isteyen, dileyen herkese nasip etsin. Teyze olmak bile bu kadar güzel bir şeyken. Anne olmak isteyen, baba olmak isteyen, beni izleyen kim varsa böyle yürekten dua ediyorum. Allah'ım inşallah en hayırlı zamanda bir tane bebiş konu nasip eder. Ellerimi şap biri şap biri şap biri bütün çarpıp kulak zarlarınızı patlattığıma göre gidebiliriz. Orada görüşürüz. Evet, dedeyle anneanneyi yakaladım. Annem ağır yapıyor. Farkındaysanız kaçıyor. Baba ne düşünüyorsun? 63. torunun için heyecanlı mısın? Ay çıkaracağım ya. Maskeyi. Biraz daha gelecek mi bundan sonra bilmiyorum. Hayırlısı. 7+2. 7+2 nasıl? 7 erkek, 2 kız. Ha, birine 7. daha kız yazdım. Tamam, anlaştık. İnşallah bakalım. Ha, buradalar. Durun. Durun. Şu an bütün aile burada. Babayla tanıştırayım sizi. Buradan çekeyim. Bebiş burada mı şu an? Yok, gelmedi. Ha. Bende de kamera var artık. Merhaba. Teyze, büyük teyze. Teyze 1, Nihan'la. Teyze 2. Ve Baltoş anne. Elif Hanım'ı tanıyorsunuz zaten. Ben Antip, kısa bir film. Benim iki çocuklara fotoğraflarımı çekiyor. Onlar da şimdi beni çekiyor. Hep siz mi beni çekeceksiniz? Biraz da ben sizi çekeyim. Ama ışık parlıyor. Şöyle lütfen. Tanıştırayım hepinizi. Evet. Bütün herkes hazır. Şimdi bir bebeği bekliyoruz. Gelecek. Anneciğim. Yorgun savaşçı. Bak şu kırmızı görüyor musun? Orada başlayabilirsin. Birazcık benden bahsedebilirsin. Merhaba. Babamın peki göremedim. Aşkım benim yok. Hayır. Bugün için ne düşünüyorsun? En çok beni seviyorsun ablama nazaran değil mi? Evet. Hangi ablaya nazaran? Sana nazaran. Ama hangi ablalara nazaran? Birçok abla. Ona nazaran. 4 tane ablam daha var. Şuna nazaran. Senin beraber 5. Kübra. Bir tane Nihan var. Nihan o da var. Birazdan göstereceğim. Ayrıca Ahmet abim de burada. Evet. Beraber bugün artık kaçıncı torun oldu bu? 9. 7+2, 9. Anneciğim merhaba demek ister misin? Merhaba. Ama dur daha gelmedi. Merhaba. Seni çok seviyorum. Öyle mi? Çünkü herkese tutmuşum gibi davranıyorlar ama hayır. Sen ne düşünüyorsun? Ama dur ters ışık. Bebişko Asya hakkında ne düşünüyorsun? Çok tatlı ya. Çok güzel bir çocuk. Ben onu ilk önce oyuncak bebek zannettim geldiğimde. Giydirmişsiniz ya, şaşırıp görünmüyor. O kadar güzel ki bizden. Hani böyle bir ürün yerleştirme Rompers'tan tulum giydi de. O kadar yakışmış. Şu an şey yapamıyorum, gösteremiyorum. Birazcık çekmeye çalışacağım o halinde. Videoyu burada kapatıyor gibiyim diye düşünüyorum. Bu böyle uzun soluklu, doğumlu, düğünlü, dernekli, maçlı videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aa, durun ya. Videomu kestiler, gördünüz mü? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Şuradan bir tacınla çekmek istiyorum. Şu görebiliyor musunuz? Böyle bir taç var mı ya? Böyle bir saç var mı peki?